Gözlerim güzel gözüküyor. Işık gitti, şaka mısın? Ne diyordum ki? Şimdi size bu işin püf noktalarını anlatacağım. Hızlandırılmış bir şekilde işlem videolarına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bu da son hali. Neden ilk başta saçımı evde boyama kararı aldığımı anlatacağım. Ne zaman saçımı yaptırsam o zaman saçımın inanılmaz bir şekilde yanması. Şöyle bir kavram kesinlikle yok. Sarı seviyorsan yıpranmaya mahkumsun. Okey, yıpranmaya bir tık mahkum olabilirsin ama asla kuaförden çıkıp yanık saçlarla dolaşmaya mahkum değilsin. Ondan dolayı ben de araştırmamı yaptım. Saçımı nasıl açmalıyım? Saçımı açarken hangi boyaları kullanmalıyım? Nasıl yaparsam saçım daha az yıpranır? Aynı zamanda kuaför ilk saçımı boyadığında L'Oreal'i sürerken kaç dakika bekletiyor? L'Oreal'den sonra kaç kere boyama işlemi yapıyor ve nerelere boyama işlemi yapıyor? Boyayı sürdüğünde saçımda nasıl bir renk alıyor? L'Oreal'i yıkadıktan sonra saçım hangi ton sarıya sahip? Yani böyle turuncu, sonra bir sarı, sonra civciv sarı, sonra yeşil, ay yeşil diyorum, beyazımsı bir ton oluyor ya. Benim saçımı tutturmak için ne kadar açıyor? Ve her seferinde çaktırmadan sanki kendimi çekiyormuş gibi aynayı çekerek saç tonunu ve işlemleri kayıt altına almaya başladım. Ondan sonra bir kuaför malzemecisine gittim. İstanbul Anadolu yakasında iki tane benim bildiğim hani büyük kapsamlı kuaför malzemecisi var. Bir tanesi NATO yolunda Nebioğlu, aynı zamanda Nebioğlu Eminönü'nde de var diye biliyorum. İkincisi de Cosmoplex Ataşehir'de. Kuaför malzemecisine gittim. Dedim ki ben L'Oreal istiyorum ama saçımı en az yakacak, en az işte yıpratacak, en iyi, en kaliteli neyse onu istiyorum. Bana Schwarzkopf'un Blonde Me adında böyle şuraya koyacağım şekli şemalini. Buna özel aynı zamanda bir oksidanı var. Onu da böyle koyuyorum. Onu verdi, 30 volüm verdi. Sonra en klasik boyama renkleriyle başladım. Işık gitti, şaka mısın? İnanmıyorum. Neyse şu anda görüyorsunuz yüzünüze güneş vurmadığında nasıl durduğunu rengin. Gayet küllü ve güzel duruyor. Bari yakınlaşayım da şundan faydalanayım. Okay. Evet. Güneşim geri döndüğüne göre geri anlatmaya başlayabilirim. Klasik küllü sarı yapayım yani. Bundan daha klasik bir şey yok. Fazla bir şey yapmayayım. Sadece evde saçımı yakmadan düzgün boyayabileyim amacıyla direkt küllü boyamayı tercih ettim. Yani 10.1 ile 12.1 aldım. Eve geldim, anneme dedim ki saç mı yiyeceğiz? Derler ya, sarıya kendini kaptıran insan bir daha geri dönemiyor. Sanırım öyle oldu. Ay çok fazla eski hikayeleri anlattım herhalde. Direkt nasıl boyamaya geçmemiz gerektiğini anlatmalıydım. Sonra videolarım çok uzun oluyor. Kimse izlemiyor. Evet, saçımızı Schwarzkopf'un Blonde Me markasıyla açacağız. Açıcıyı hazırlarken oksidan açıcının oranı her zaman 1'e 1.5 veya 1'e 2 olmalı. Yani bir açıcı koyuyorsak, açıcı toz koyuyorsak ya 1.5 ya da 2 oksidan koyacağız. Şimdi açıcımızı hazırlıyoruz. Benim şu anda diplerim çok olduğu için bir kaşığın tümünü yapacağım. Normalde oksidanı koyarken bunun içinden tekrar ölçeklendirebilirsiniz. Saç açarken saç her zaman turunculaşmaya daha meyillidir. Dolayısıyla turunculuk giderici, tam adını bilmiyorum ama sonuçta bu da boya gibi bir şey. Bundan da şu kadarcık ekliyoruz. Birazcık daha ekleyebilirim. Görüntü ve renk hemen hemen böyle olacak. Size saçı açma ve boyama tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle saçı 4'e ayırabilirsiniz. Biz videoda 4'e ayırmadık çünkü annem sectionlamayı çok sevmiyor ve zorlanıyor. Ondan dolayı sıra sıra, hani gördüğünüz gibi sıra sıra gidiyor. Böyle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tekniğinizle alakalı. Nasıl kendinizi mutlu hissediyorsanız, nasıl yapabildiğinizi düşünüyorsanız o şekilde yapın. Saçı açarken her zaman en arkadan öne doğru başlamak gerekiyor. Eğer önlerden başlarsanız önler bir anda açılacak
ve arkalar açılana kadar önleriniz çok fazla yanmış olacak. Ön taraf için 30 volüm kullanıyorsanız arka taraf için 20 volümle oksidanı kullanın. İkisinin de proses zamanı yani açma zamanı o zaman belki eşit olur ve daha az yakmış olursunuz. Ama şöyle bir şey var. Hızlı boyamanız gerekiyor. Yani hızlı açma işlemi yapmanız gerekiyor ki aradaki fark çok fazla olmasın. Eğer çok yavaş ilerlerseniz öne gelene kadar zaten arkalar bayağı açılmış olacak ve önlerin çok açılmasını beklerken arkaları yakmış olacaksınız. Ondan dolayı iki kişi boyayabiliyorsa iki kişi boyasın. Boyayamıyorsanız hızlıca hemen tak 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 boyayarak yukarı doğru, öne doğru gelin. Eğer gerçekten yapamıyorum derseniz 20 volümle arkaları yani kafanın yarısına kadar 20 volümle, geri kalanın 30 volümle iki açıcı solüsyon hazırlayarak yapabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bunu kuaförler de böyle yapıyor. Dipleri açıcı sürerken dikkat etmeniz gereken ikinci şey ise önceden açılmış yerlere üst üste oryellenmeyi kaldıramaz. Dolayısıyla saçınızın diplerini bir tık daha fazla açtınız. Önceden açtığınız yerlere de değdi bu. O zaman önceden açtığınız yerlerden kopmalar olacak. Bu işlemde açtığınız yer dipleriniz bu kadar kalırken bunun altı kopmuş olacak. Yani dipleriniz kadar saçınız kalacak. Çizgi çok oluşmaz. Çizgi oluşmaması için zaten en son boyadıktan sonra bir kere hafif böyle krepe tarağıyla aşağı doğru indireceğiz. Burada önemli olan şey saçınızı açarken bütün kahverengiliklere kadar gelmek azıcık bırakmak. Böyle şu kadarcık ya şu kadarcık şu kadarcık bırakmak. Nerede göstereyim? Ha. Şu kadarcık bırakmak. Belki bir tık daha az bırakmak. Sonra öne doğru gelmek. O kadarı bırakıyoruz çünkü önceden açılmış yerin üstüne gelmesin diye. Burada band oluşumunu engellemek için kontrollü açım dediğimiz açılmaya başladıktan sonra aşağı doğru hafif bir tarama veya hafif tekrar bir rötuş geçebilirsiniz. Çok arada boşluk bırakırsanız band olacaktır. Saçınız lekeli açılacaktır. Buna çok önem gösterin. Saçınızın kopmasındansa band oluşumunun olması, sonrasında üstüne bir kere daha rötuş, dikkatli bir şekilde rötuş geçilmesi benim daha çok tercihim. Bunu tercih etmeyenler olabilir. Söylediğim gibi saçım kopmasındansa ben bunu yapmayı tercih ediyorum. Şimdi Oriel'in saçınızda ne kadar kalması gerektiğinden bahsedeceğim. Kutuda yazan dakikayı lütfen geçmeyin. Schwarzkopf'un Blonde Me açıcısında maksimum 45 dakika diyor. Siz 45 dakikayı geçerseniz saçınız yıpranacak, kopacak ve yanacaktır. Her saç için açıcıyı tutma süresi farklıdır. Ben 30 dakika bekletiyorum. Saçınız bu civciv sarısı dediğimiz renkten bir tık açık olana kadar. Ben saç boyamaya geçtiğimde yani saçımı yıkadıktan sonra, saç boyamaya geçtikten sonra nasıl bir renk çıkıyorsa o kadara kadar açmanız gerekiyor. Dikkat etmeniz gereken bir faktör var. Oriel saçtayken saç olduğundan bir tık daha sanki açıkmış gibi gözükür. Böyle kazıdığınızda aman Allah'ım saçım beyaz oldu diye düşünmeyin. Saçınız o gözükenden bir tık daha koyudur. Çünkü Oriel'in yapısı beyaz olduğu için birleşince saçı bir tık daha beyaz göstermeye daha meyilli oluyor. Yani yıkadığınızda aa saçım daha açık da yıkayınca koyulaştı diye bir şey düşünmeyin. Öyle değil. Bekleme işlemi yaparken saçınızı ilk defa diplerini açıyorsanız lütfen kontrollü bir şekilde geçin. Maksimum 45 dakika olacak şekilde saçınızda Oriel'i bekletin. 45 dakika geçti ve saçınız hala istediğiniz gibi açılmıyorsa lütfen Oriel'i yıkayın. Oriel'i daha fazla saçınızda bekletmeyin. Çünkü saçınız yanacak veya çok fazla yıpranacaktır. Kopmalar olacaktır. Lütfen yapmayın. Açılmıyorsa bu kadar. Bunun daha fazlası yok. Bunun daha fazlasını maksimum özel açıcı boyalar vardır. Oriel'siz onunla açabilirsiniz ama bunlar da yine saçı yıpratacak boyalar. Saçınızı açarken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de saçınızın olabildiğince yağlı olması. Eğer saç yağlıysa saçınız daha az yıpranacaktır. Çünkü saçınızın doğal yağı Oriel'e karşı saçınızı koruyacaktır. Şimdi part 2 yani 2 yapıyorum. Çünkü 1-1-2 yani bu ikisi 2 yaptı. Böyle yapsam 4 olurdu. Evet arkadaşlar şimdi ikinci boya karışımımızı hazırlayacağız.
Öncelikle elimizde bir tüp 9.1, bir tüp 8.1, 7.1 ve bir tüp L49 var. Bunlardan en çok aslında kullanacağımız 8.1 ile 9.1 olacak. Önce 8.1'i alıyorum. Krem tüp kullandım diyebilirim. Yani bu kadar yeter, fazla bile. Şuradaki şu çizgi 7.1. Şimdi azıcık da 9.1 koyacağım. Bundan da hemen hemen yarım tüpten birazcık daha az koymuş oldum. Yani 8.1 ile 9.1'e eşit koymuş oldum. Şimdi L49'dan koyacağım. L49 bej viyole rengi. Bunu koymamızın sebebi ben bir tık beje yakın, yani daha fazla violet alt tonlu bir saç rengi sevdiğim için. Bu tamamen opsiyonel bir basamak. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Daha fazla küllü bir renk istiyorsanız burayı atlarsınız. Ama küllü ve sıcak arasında gelip gidiyorsanız, yani orta ton, daha natürel bir ton size uygunsa bunu ekleyebilirsiniz. Bundan da azıcık ekleyeceğim. Şimdi oksiden seçimi için saçımın oryallenmiş tonu zaten açık olduğu için 10 volüm ile 20 volümü karıştırarak kullanacağım. Eğer 20 volümü kullanırsam saçımın dipleri daha fazla açılacak. Diplerim daha açık, uçlarım daha koyu bir görünüm elde edecek. Oksiden boya orantısı birebirdir her zaman. Bir tüp boya katıyorsanız bir tüpte oksiden katmanız gerekir. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar 20 volüm koydum. Şu kadarcık 20 volüm katıyorum. Şimdi yukarıda gördüğümüz kısımlar 10 volüm, alttaki bir kaşık da 20 volüm. Bunu karıştırıyoruz. Yani bildiğiniz karışmış yoğurt gibi olacak. Evet, burada gördüğümüz sarıya kadar saçı açıyoruz. Dipler bir tık daha böyle sarı olmuş. Lütfen o sarılar var, benim saçım tutmayacak diye korkmayın. Çünkü hazırlayacağımız boya küllü renk olduğu için oradaki sarıları nötrleyecektir. Tekrar oryal yaptığımız gibi boyama işlemine devam ediyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey ise şu. Saçın ilk önce açtığımız yerlerine sadece boyayı sürüyoruz. Geçiş uygulayacağız, evet, ama bu geçişi uygulamadan önce saçımızı açtığımız yerlerin iyice boyayı tuttuğuna emin olmamız gerekiyor. Saçınızda bir bant oluşumu olmasın, bir geçiş olsun, bir ombremsi, bir doğal bir görünüm olsun istediğimiz için saçı aşağı doğru tarayacağız en son. Eğer ilk aşamada saçın diplerini boyarken aşağıya doğru tararsak önceden açılmış saçlarımız boyayı daha çabuk çekecekler. Dolayısıyla yine saçta bir eşitsizlik olacak. Dipleriniz, yeni açtığınız yerler açık renk, önceden açtığınız yerlerse daha koyu renk olarak tutacak. Yani dipleriniz açık, uçlarınız koyu renk olacak. Ne kadar geçiş sağlasanız bile. Bunun sebebi önceden açılmış saçlarımızın çabuk boyayı emebilme özelliğidir. Bunu engellemek için ilk önce boyadığımız kısımları, yani açtığımız kısımları boyuyoruz. Daha fazlasını aynı oryal gibi taşırmadan sadece açılan yerlere boyayı sürüyoruz. Bütün saçımız bittikten sonra, ön tarafa geldikten sonra tekrar arkaya gidiyoruz. Krepe tarağıyla aşağı doğru hafifçe çekiyoruz. Bu işlem önceden boyadığımız sarılarla şu an boyadığımız yerler arasında bir geçiş oluşturacak. Saçın ombremsi gözükmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda daha doğal olmasını sağlayacaktır. Çünkü neden? Saç her zaman diplerde bir tık daha koyudur. Diplerimiz istediğimiz renge gelene kadar bunu bekletiyoruz. Maksimum bir 10 dakika beklemek sizin için yeterli olacaktır. Lütfen ama lütfen tüp boya alın. Marketten boya almayın. Marketten aldığınız boya her zaman saçınızı çok 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 daha yıpratacak ve o kadar profesyonel sonuçlar bekleyemezsiniz. Yani marketten alınan boyaya lütfen 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 güvenmeyin ve kullanmayın. Çünkü içinde olması gerektiğinden daha fazla amonya var. Bu saçınıza çok zararlı. Birçok saç boyama videosu izledim. Bu videoyu paylaşmadan önce insanlar nelere dikkat ediyorlar, neyi söylüyorlar diye. İzlediğim videolarda kesinlikle yanlış olan ve yapılması söylenen şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi, saç boyamadan önce saçınıza saç yağı sürün veya Hindistan cevizi yağı sürün veya susam yağı sürün.
Bunu sürmeyin. Hayır. Bunu sürerseniz saçınız düzgün boyayı tutmayacak. Saçınızın kendi yağı zaten yeter. Fazla bile. Siz o yağları sürdüğünüzde ne oryal düzgün tutacak, ne boya düzgün tutacak. Sonrasında lekeli lekeli açılma veya boyama yaşayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki neden benim saçım lekeli oldu? Çünkü sen saçına ya ıslak sürdün, ya bir sürü yağ sürdün. Saçının o boyayı emmesini engelleyecek bir şey yaptın sen. O zaman otomatik olarak bu saç boyayı almayacak. Çünkü o yağ boyayı almasını engelleyecek. Bundan dolayı yapmayın böyle şeyler, hiç gerek yok. Geriye doğru taradıktan sonra yaklaşık 15 dakika kadar bekletiyoruz. Bunun sebebi söylediğim gibi o geçişin sağlanması. Dipler istediğimiz rengi aldıktan sonra artık saçımızı yıkamanın vakti geldi demektir. Duşta yapılması gereken en önemli detaylardan bir tanesi ve birçok kişinin anlatmadığı veya bilmediği şeylerden bir tanesi ise şu. Diplerdeki renkli, uçlardaki renkleri bir tık tonlamak için yapılması gereken bir diğer basamak ise şudur. Saçımızı ıslattıktan sonrasında diplerdeki boyalarla uçları, boyasız uçları birbirine ovun. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunu şu şekilde, şu şekilde, şu şekilde boyanın oralara da gelmesine yardım edin. Bunu yaptığınız takdirde buradaki renk tonuyla aşağıdaki renk tonunun eşitlenmesine yardımcı olmuş olursunuz ekstra boya yapmadan. Ondan dolayı bu önemli bir basamak. Bunu yapmayı lütfen unutmayın. Saç boyandıktan sonra en kırılgan halinde. Dolayısıyla tararken, yıkarken, kuruturken çok dikkatli olunması gerekiyor. Lütfen saçınızda nazik davranın. Şık 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 diye. Ah saçım zaten kırıldı, yıprandı. Şık 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 tarayıp daha çok yıpratmayın. Çünkü öyle değil. Evet, boya aşaması bir tık yıprattı saçınızı. Ama bu demek değil ki saçınız tamamen koptu, yandı. Hayır. Saçınıza gayet nazik davranın. Saç kreminizi sürün. Ondan sonra duştan çıktıktan sonra saç spreyinizi, tarama spreyinizi sıkın. Saç yağınızı sürün. Sonra tarayın. Havluda birazcık bekletin. Kileyin kendisi kurusun. Çok fazla artık saçınızı yormayın. Dinlenme aşamasına bırakın. Saçınıza maske ve bakımı tamamen bittikten sonra artık uygulama aşamasına gelebilirsiniz. Sanırım evde saç boyamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Birçok yere değindiğimi düşünüyorum. Belki fazla öyle konuştuğumu düşünüyorum. Sıkılmış olabilirsiniz. Ama elimden geldiği kadar hani tecrübelerimle size yardımcı olmak istedim. Daha fazla sorularınız olursa, kafanıza takılan şeyler olursa lütfen aşağı yazın. Hemen cevap veriyorum zaten. Görür görmez. Saçınızı boyadıktan sonra lütfen benimle paylaşmayı Instagram adresimden böyle şuk şuk aşağı koyacağım. Beni etiketlemeyi ve bana göndermeyi unutmayın. Çünkü gerçekten evde yapabilmiş misiniz? Nasıl olmuş? Problemleriniz ne? Ne gibi sıkıntılarla karşılaştınız bilmek istiyorum. Düşüneyim. Sanırım bu kadar. Bu videodan sonra artık kuaföre gitmenize gerek kalmayacak. Çünkü saçınız gayet güzel bir şekilde İddia ediyorum kuaförlerden daha güzel bir şekilde boyuyor olabileceksiniz. En azından saçınız kuafördeki kadar yanmamış olacak. Bu artı bir şey, çok çok artı bir şey. Çünkü saçları kullanmayı hepimiz istiyoruz ama saçların yıpranması tabii ki de en az, en son istediğimiz şey. Evde saçınızı kendiniz boyarsanız saçınız kuafördeki kadar yıpranmayacak, bunu söyleyebilirim. Çünkü şekiller bu. Benim baby hair dediğim saçlarım. Hani bu küçük buralardaki benim hep küçük küçük saçlarım var burada. Ta saçım kahverengiyken benim de uzamıyorlar. Gördüğünüz gibi saçta hiçbir bantlaşma ve leke yok. Herkese iyi karantinalar diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.